Evet, merhaba yine. Bir gün daha bitiyor. Akşam oluyor. Arkaya ne? Hemingway'in Afrika'nın yeşil tepelerini koymuşsun. Evet, arkaya iki tane de fesleğen koydum ki hani bir bütünlük olsun. Bütünlük olsun. Aynen. Ben de ne yapıyordum? Bu kitabı inceliyorum. Bir dahaki program için... Böyle güzel referanslar bulabileceğim bir kitap. Hatta böyle ilginç şeyler falan bile buldum. Mesela Hemingway konusunda ilginç şeyler var. Hitchcock konusunda. Mesela Hitchcock'un... Hemingway konusunda mı? Hemingway yönetmen değil ki. Yönetmen değil ama hep yönetmen arkadaşları olmuş falan. Howard Hawks gibi mesela. Yani bütün böyle zibidi hani silah tutkunu, işte at yarışı tutkunu falan yönetmenler, işte Howard Hawks mesela bir filminden kazandığı bütün parayı at yarışına yatıran falan bir adam. Hani, Hollywood'da Albert çok var öyle tipler. Sonra yine bir hani parası bitince bir film daha çekmeye çalışan falan. Bir gün balık tutmaya gidiyorlar Hemingway'le falan. Hemingway'i de ikna etmeye çalışıyor. Hani bir senaryo yazalım birlikte diye. Ama ben Hollywood'da yapamam falan diyor. Hani benim yerim değil orası diyor Hemingway. Ben diyor senin diyor en kötü filmini bile bir başyapıta dönüştür... Şey kitabını bile en kötü kitabını bile bir başyapıta dönüştürebilirim diyor. Hangisi o kötü kitabın piçeri falan diyor Hemingway. O da şey ya hep ya hiç. Ya to have hiç. Or okumadım mı? Not have to gibi bir şey. Mesela şey Hitchcock'un set aralarında işte yoğun set günlerinden sonra falan televizyonun karşısına geçip bir şeyler atıştırırken Lassie izlediğini biliyor muydun? Lassie'nin hadi ya dizisini eski mi? Yani eski bölümleri dizisi mi artık? Dizisi daha sonra galiba ama filmleri falan. Ya da belki dizisidir. Bilmiyorum. Lassie derken geldi. Evet. Ben de severim. Böyle köpek filmleri olsun. Böyle insana ne bileyim. Köpeklerin şey algısı verir. Çünkü şey gerçekten saf bir şey değil galiba o. Bilmiyorum. Bizim düşündüğümüz kadar saf olabilir mi? Çünkü yani ne o kadar saf ki onu da bilmiyorum ama şey bir çıkar ilişkisinden doğuyor köpeklerle olan ilişkiniz. Biliyorsun kurtlar avlanmak yerine insanların artıklarını yemeye tercih etmeye başlayarak o kamp alanlarında insanların yavaşla öyle evcilleşerek mesela kedileri daha çok sevdiğimi söylemiştim sanki köpeklerden. Evet. Çünkü köpekler sürekli ya bir şeyleri bir şeylerle kıyaslamayı sevmiyorum ama kediyi tercih ederim sanırım. Çünkü onun o sana sadece bizim bahçemizde bir hafta yaşamanı tavsiye ederim. Kedi düşmanı olman için. Ya az önce mesela burada kıyamettir. Bir enteresan bir havası vardı buranın. Bir kıyamet havası vardı. Kediler hiç olmadıkları kadar vahşi. Tamam birbirine... işte kaos o yüzden zaten. Kaos. Ve şey çok enteresan. Bebek sesi çıkarıyorlar abi. Evet, evet çok ilginç sesler. Bunu neden yapıyorlar acaba? Hani insan bebeklerini görüp onları mı taklit ettiler de böyle bir şey çıktı? Yoksa gerçekten... Gerçekten ve bu bebek sesini çıkarırlarken şey mesela biri diğerine üstünlük sağlıyor. Göğsünü kaba falan kabartıyor.
Diğeri de hani bana bir şey yapma derken bebek sesi çıkarmaya başlıyor. Dişi oluyor genelde değil mi bebek sesini çıkaran, öyle mi? Yo, dişi falan değil yani, ezilen taraf genelde. Çünkü çoğunlukla şeyin neydi o, Nuri Bilge'nin bir filminde Bir Zamanlar Anadolu'da şey diyordu ya, o polis Yılmaz Erdoğan'ın karakteri. Nerede bir olay varsa kadına bakacaksın. Bir kadın arayacaksın. Bir kadın vardır arkasında falan diye. Kedilerde, hayvanla, yani belgesel izlediğinde hayvanlarda çok geçerli bir durum gerçekten. Yani kadın değil. Bu kadın demek olmaz. Çiftleşme olayı çok önemli. Hani çok kavga ediyorlar onun için. Bir eş bulmaya çalışma çabası var şeyin. Bütün o zaten hayatta kalma yarışının dışında. Her şeyin kökenine baktığında hani cinsellik, karnını doyurmak, barınmak falan gibi şeyler değil mi zaten? Bütün doğadaki hani bir şeyin bile, bir virüsün ya da mikrobun bile tek derdi bu değil mi? Çoğalmak hani ve kendine alan açmak. Doğru. Ben... Senle bir şey paylaşmak istiyorum Üstad. Tabii. En çok onun için aradım aslında. Şöyle bir durum var. Ben hatırlıyor musun? Faslı bir kızla konuşuyorum demiştim. Fas'a gideceğimizi düşündüğümüz dönemlerde de işte Sahra'ya gidip çöle falan veya hatta Tanca'da. Tanca'da oturuyor. Onunla bayağı böyle arkadaşlığa dönüştü bizim şeyimiz, sohbetimiz. Mesela Fas'ta yaşam hakkında çok ilginç şeyler anlattı bana. Yani özgürlükler açısından aşırı derecede bir kısıtlanma varmış yaşamlarında. Ne gibi yani? O bunları anlattığında biz bayağı gayet iyi durumdayız diye düşündüm açıkçası. Mesela ne diyordu? Atıyorum, eğer sen evli olmadığın, evli bir kadın değilsen ve yine başka bir erkeğin evine gidersen ve şikayet edilirsen polis basıp alıyor senin. Ne ceza verdiklerini sormadım ama böyle bir şey var yani, yasak. Bu evli olmayan iki erkek ve kadın aynı evde bulunamaz. En nihayetinde Kuzey Afrika ve Müslüman bir coğrafya hani. Çok da şaşırtıcı gelmiyor bu. Ama işte bu bana şeyi düşün. Bunun dışında bir sürü şey de söylemişti de hatırlamıyorum. Yani berbat. Ya. Durum gerçekten berbat. Bence biz de o kadar da kötü değil. Yani en azından... Hayır, bence biz nasıl böyleyiz? Hani gerçekten yani işin sonu belki Atatürk'e dayanıyor. Hani Cumhuriyet'in bağımsızlığını ilan edilmesi falan belki biraz bizde ki bu rahatlığın sebebi olabilir. Yani ki biliyorsun dünyada ilk kadına hani seçilme hakkının verildiği falan bir ülke aslında Türkiye. Yani Avrupa'da bile daha hani o zamanlar kadına seçme ve seçilme hakkı diye bir durum söz konusu değil. Yani bunu düşünebiliyor musun? Çok enteresan geliyor bana bu durum. Ve bugün bu halde olmamız başka bir konu yani tabii ki de ama bu kadar hani etrafımızda ya bana hani, biraz bu ülkeler var ne bileyim sohbet savaşlar işte Mısır, Irak böyle bir ateş çemberinin içinde kalabildiğimiz kadar böyle normal kalmayı nasıl başarıyoruz ya? Bence iyiyiz, bence iyi gidiyoruz ülke olarak. Ya sanırım bir tarafımız hala hani İstanbul'un bir tarafı hala şey ya Avrupa'ya bağlı ya. Belki oradan kurtarıyoruzdur diye düşünüyorum. Bu konuşma bende şöyle bir etki de yarattı. Genelde bizim ülkede şey de çok popülerdir ya, şikayet etmek. Berbat durumumuz. Yani bunu elimizden alma, bunu çok seviyoruz yani. Öyle bize ama
Ama ben şeyi düşündüm. Bunu biraz da yapmamak gerekiyor. Çünkü bak neler var. Hani onlar ne yapsın? Nasıl yaşıyor? Nasıl yaşıyor? Yani bu ama şimdi onlar da şikayet etsin abi. Herkes şikayet etsin. Doğru. Herkes halinden memnun olmazsa yani yine intihar eder bu durum ya da ne bileyim belki dünya bir şekilde düzelir yani. Yani dünyanın düzeleceğini falan da düşünmüyorum ama. Neden peki sence aramızdaki en nasıl söylenir onu? Nietzsche vari bir şey bulmak gerekiyor burada. Aramızdaki en kötüler, en az erdem sahibi olanlar tarafından yönetiliyoruz. Bütün yani dünya genelinden bahsediyorum. Dünya genelinde böyle. Neden hı hı. sence? Çünkü yani şey gibi bir şey olabilir mi? Hani Yaşar Kemal'in dediği gibi. O güzel insanlar, o güzel atlara binip gidiyorlar. Hani. Ya da hani Virginia Woolf'un dediği gibi. Ne güzeldir dünyadan böyle tatlı adımlarla, bir tebessümle gidenlere gibi bir lafı vardı. Daha şairane bile. Yani sanki iyi insanların ya da ne bileyim hani kendini şeyle bu tarz olaylarla hani dünya evet politika yani siyaset dediğimiz şey bir grup insanı yönetme elinde bulundurma evet, şeyini barındırıyor ya. Yani. Nasıl bir insan hani arketipinde olabilir düşünmemiz gerekiyor bence. Evet. Hani, o yüzden oradan aşırı erdemli birinin çıkması zor. Yani hani guruların bile kendine doğru düzgün bir iş bulmaları gerektiğini söylüyorum. Yani o yüzden hani bir şeyin başı olmak, bir şeyi yönetmek falan filan tehlikeli işler ya. Yani insanların nasıl yaşayacağını söylemek, hayatlarına karışmak. Tabii ki de. Tatlı insanlar ne bileyim, erdemli insanlar muhtemelen bir köşede yaşayıp bağımsız bir şekilde hayattan yaşayıp gidiyor gibi geliyor bana. Evet. Yani ne istediğinle de alakalı hayattan. Genelde fazlasını isteyenler zaten erdemden uzaklaşan insanlar değiller mi? Değil mi? Mesela, şamana sormuşlar zehir nedir? İhtiyacından fazla olan her şey zehir. Evet, doğru. Geçenlerde böyle stoacılık, epikürcülük, pisagorculuk falan gibi şeyler, kavramlar üzerine biraz okumalar yaptım falan. İlk başta pisagorculuğu okudum, kendimi pisagorcu ilan ettim falan. Bundan sonra fasulye yemeyeceğim falan. Öyle şeyleri var biliyor musun pisagorcuların kuralları? İşte. Fasulye yemiyorlar mı? Fasulye yeme, 7 sayısının uğurlu olması falan gibi. Bir takım böyle ilginç kuralları var. Ondan sonra çok ilginç çünkü şey, Pisagor'un önerileri ya da o felsefesinin zemini. Sonra epikürcü oldum, epikürü okuduktan sonra. Ki o da şey, epikür bir okul açıyor. Ki kendisi bir köle normalde. Sonradan filozof oluyor. Ve bir okul açıyor. Sanırım bu okulu da o dönem böyle kim var o dönem? Kinikler falan. Yok, sofistler mi? Kinikler mi? Tam hatırlamıyorum. Onlardan biri var. Onlara rakip olarak bir şey açıyor. Okul açıyor ve tamamen hazcılık üzerine bir okul. Yani tamamen bütün ahlak yapıları, bütün her şey falan bütün her şey hiçbir şey sorgulanmadan sadece hazcılık, haz üzerine bir şey. Dostluk işte ne bileyim. Kimlerdi bunlar ya? Bir anda aldım. Neyler?
Epikür. Ha doğru. Ha. O ikisi farklı galiba ya. Epikuros'la Epikür farklı kişiler galiba. Yok pardon. Ya zaten o Yunan Epikuros. İsimler o kadar işte Aristoteles, Epikuros. Aristofanes, Demokritos de karışıyor evet. Onların hepsi bende ara sıra. Çünkü ama o şeyde zaten hani mesela Ruslarda da yok mudur? Yani Ivan İlyevich, işte bilmem neviç, Aviç, Uviç. Bunun en beteri Çinliler galiba. Hepsi Tan, Çin, Çan. Hani hepsi üç tek heceli, küçük küçük ve belli şeyler var, sesler var dilde. Tan, Çin, Çan falan gibi. Hepsinin isimleri de öyle yani. Şey gibiler. Biz gerçi Arap şeyi esinlenmesi olduğumuz için Ahmet, Mehmet çok da şey değil sanırım. Çok mesela isimler de şey geliyor bana. Mesela, bir şey diyeceğim. Sen konuya Stoacılar diye girdin. Stoacılardan hiç bahsetmedin. Stoacılar. Çünkü Epikür tarafındaydım. Stoacılara sonra şey yaptım. Dedim ki tamam benim yerim Stoacılık. Ama bunların hepsi bir şeydi, aşamaydı. Stoacılığı tekrar keşfetmem üzerine. Sanırım o antik Yunan'da hani en şey yaptığım, en destekçisi olduğum ve kendilerini kendi şakasına gülerken ölen bir stoacı mı vardı değil mi? Kimdi o? Biri vardı evet. Hatırlamıyorum kim olduğunu ama ben o şakayı da öğrenmiştim. Şeydi, kendi şakasına gülerken öldüğü şaka. Bir çok sarhoş, şarap içmiş, yürüyor yolda. Komşusunu çamaşır asar yok pardon, çamaşırlarını asmış evinin bahçesinde. Tam evinin oraya geldiğinde de komşusu şey diyor. Eşek şeylerini yiyor diyor. Kendi yani o stoacının kıyafetlerini yiyor eşek. O da bakıyor böyle bir eşeğe. Sonra şey diyor. Şu şarabı da vereyim de bari şey yapsın. Su bir mideye indirsin. Rahat geçsin falan. Sonra buna gülmeye başlayıp gülerken ölüyor. Bugün şey öğrendim. Kafasına Hindistan cevizi ağacından Hindistan cevizi düşüp ölen sayısı ne biliyor musun dünyada? Ne? 1000 senede. Senede 1000 kişi. Kafasına Hindistan cevizi ağacından. Bunu öğrenemeymiş miyiz? Hindistan cevizi ağaçlarından biraz uzak durmamız gerekiyor. Ama yani biliyorsun ki Hindistan cevizi ağaçları nerede olur? Daha ada ve ılıman yerlerde, oralarda bir ağaca yaslanıp gölgelenmek gibisi de yoktur. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz bu Zırvana'ya tekrar şey yapmaya başladığımızda bir önceki bölümlere baktım ben. Ne yaptık diye. Önceki bölümlere dediğim bir tane var zaten de. Öyle deneme şeklimiz bir şeye de bak. Senin söylediğin bir cümle aklımda yankılanıp duruyor. Çok iyi bir laf. Bunu böyle tarihe senin alıntı olarak yazayım. Şöyle diyordum. Biliyorsunuz ki umarım benimdir olan. Ha, onu da soracaktım sana. O yüzden şey yapıyorum. Bu senin mi başka birinin mi? Biliyorsunuz ki rasyonel akıl bir şeye tutuldu mu diğer her şey bir sanal gerçeklikmiş gibi geliyor. Böyle bir cümle mi kurmuş? Evet, böyle bir cümle kurmuş. Yani böyle bir cümle kurduysam muhtemelen benim cümlem olabilir ama hani bu cümleyi nasıl kurduğuma dair hiçbir fikrim de olmayabilir. Doğru. Çünkü evet, hani, tamam. Hiçbir zaman böyle bir şeyi not ettiğimi ya da zihnimde böyle bir şeyin olduğunu hatırlamıyorum. Birinin cümlesi olsaydı muhtemelen şu an hatırlıyor olurum. Doğaçlama bir şey olmuş. Bazen böyle şeyler yapıyorum ya. Çılgınlıklar. Baksana kitapta neler var. Kim onlar? Partileyen Hollywoodçulardan biri. Kim bunlar abi? Mesela sonra John Ford falan. İşte group sex şeylerine bayılıyorlar abiler. Louis Buñuel falan. Şeyde Epikürüsçü çok var Hollywood'da. Neydi o? Polanski. 13 yaşındaki kızı
malikanesine götürüp jacuzziye götürüp hepsi falan. Hepsi sapık herifler yani. Aynen, biraz tabii küçüklükten falan da çıkmış durumda. Hastalık gibi bir şey olsa gerek o durum ama Hollywood işte. Yani ne diyebilirsin ki? Bu da ilginç yani. Hani ama bu gerçekten ilginç. Mesela Polanski böyle bir şey yapan bir adam. 13 yaşındaki bir kızı malikanesine götürüp ayartan bir adam. Muhteşem filmler çekiyor ama. Seri katillere bakıyorsun mesela. Bir deha görüyorsun baktığında. Bu nasıl bir şey üstad? Yani bilmiyorum, mesela kimi örnek verebiliriz? Manson'u mu? Ya da hani deha diye örnek verebileceğimiz bir seri katil kim olabilir diye düşünüyorum ama ya şöyle, bence biz sadece gösterdikleri kısmını görüyoruz gibi geliyor. Hani, o yüzden hani afilli cümleleri bize dehaymış gibi satılıyor olabilir ama kendilerinin o kadar da sağlıklı insanlar olduklarını, yani gerçi sağlıklı olmak ayrı bir şey, deha ayrı bir şey ama sağlıksız bir deha o. Evet. O da kontrolsüz bir dahilik, hani mesela dahilik. Hangisiydi? Canan söylemişti geçen. Anatomi bilgisi çok fazla, çok iyi olan çok fazla seri katil var. Hani Tabii. Yani muhtemelen akıllı herifler, o kadar bir cinayet işlemek gibi bir şey kolay mı yani? Biz burada kıçı kırık hani basit, ne bileyim, bir çikolata çalacağız diye hani bin takla atıyoruz hangi kamera falan filan. Zor işler ya. Hani, krim bir durum. Şey oldu mu sende de hiç? Gökhan'la geçen gün şunu konuşuyorduk. Kaygıya çok uygun bir zemin oluşturuyor dedi bu koronavirüs zamanları. Çünkü bütün ne gibi şeyler değişiyor ya, bir eve izole olma, şey yapma falan gibi. Anksiyete durumunu. Ve ben de kendimi hiç düşünmediğim kadar düşünürken buluyorum son zamanlarda. Hani ve bu hoşuma gitmiyor açıkçası. Şimdi şey ne, hani ne olacak böyle falan gibi korona muhabbeti içinde bir zemin mi, yoksa bu kadar boş vaktin yarattığı? Saçma sapan gelecek tasvirleri mesela, hiç önemi olmayan, tamamen bir konsept olarak geleceği düşünmek böyle. Halbuki... Evet. Mesela bu bir anksiyete bence. Öyle mi sence de? Bu geleceği düşünmek şeyi biz ve primatların, sanırım primatlarda da böyle bir şey olduğu ortaya çıkmış. Geleceği düşünmek gibi bir noktalarının çalıştığı ama şey yapamıyorlar tabii. Yani geleceği düşünüp bununla ilgili bir varsayımda falan bulunamıyorlar. Sadece hani tehlike lerle ilgili ya da içgüdüsel şeylerle ilgili olsa gerek. Bu bizim bir lanetimiz yani. Hani geçmişi hatırlamamız falan. Bunlar oluyor bir bana. Bir de mesela Gökhan'la konuştuğumuzda şuna değindik. Modern toplumda çok fazla var bu durum. Yani o Terence McKenna o şeyde diyordu ya, Amazonlara gittiğimde o kabile halklarıyla yaşadığım zaman hamama astığım yerin etrafında insanlar kavga ediyorlar, tartışıyorlar, evet, sevişiyorlar, doğum yapıyorlar, hatta sıçıyorlar ve yani hiçbiri mahrem şeyler değil bunların. Ve o toplumda böyle bizimki gibi çok bir anksiyete olabileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü sınır yok öyle hani. Mahremiyet de hani bir sınır olarak ele alırsak mahremiyeti, bir şeyler saklamak gibi bir anlama geliyor değil mi? Mahremiyet hani kendi alanında bir şeyler, hani insanın kendi dehlizlerinde, kendi iç dünyasında sakladığı her şey ona ileride ya da
bir an önce sorun haline geleceği bir zemin hazırlayacak. Bilmiyorum ya, karışık gerçekten bu durumlar. Zor yani. Ben açıkçası düşünmemeye çalışıyorum bu tarz şeyleri ama çok da başarılı olduğum söylemem. Zaten yani düşünmemeye çalışmakla geçiyor biraz hayat ya. Çok evet. Zor düşünmekten kaçmak, öyle değil mi? Ben sadece düşünmemek için bir şeyler yaptığımı biliyorum. Mesela hani meditasyon yapmak deriz ya, işte düşünceyi durdurmanın tek şeyidir. Ben herhalde o evreye hala gelemediğim için olsa gerek meditasyonda daha fazla düşünüyorum. bu şey yani, bu beni alıkoyuyor. Ya bir şey, bir eylem mesela beni düşünmekten alıkoyduğu anları düşünüyorum şu an. Mesela daha şey, daha ekstrem şeyler mesela yüzmek, ne bileyim tırmanmak, atlamak, zıplamak. Hani bu tarz şeyler sadece o an, hani bütün düşüncemin, ilgimin, alakamın o anda olduğu noktalar. Çünkü mesela yüzerken herhalde özellikle ne bileyim açılmışsan bayağı bir 100 metre falan geri dönüş yolunda, hani insan öleceği dışında hani başka hiçbir şey düşünmüyor yani, nefes nefese geri doğru yüzerken bazen öyle o çok acayip oluyor. Bir deneyim. Hatta böyle sahile kumlara çıktıktan sonra uzun bir süre o kulaçlarının sesi kafanda yankılanmaya devam ediyor. Uzun bir süre duyduğun tek şey. Ya o da çok saçma. Çünkü şeyden, karadan baktığında aslında hani bir insan için bu kadar zor olmamalı diyorsun. Hani gittiğin yer o kadar da şey değil yani. Alt tarafı bir 100 metre açıldın değil mi? Hani, ama o şey çok iyi yüzemediğimiz için herhalde bu. Ya da bilemiyorum. Nedir bu alamet? Sigarayı bırakmak mesela. Ya, sen galiba içmiyorsun artık pek. Şu an olsa içerim. Esra'yı bekliyorum şu an. Tütün getireceğim. Tamam. Almıyorum sadece. Hani otlakçılığa devam. Şeyi neydi onun adı? Şeyi gördün mü? Kate Claw Likya yolunda. Evet, Kate abla ya. Gerçekten. Ve ben onu 3 kişiler 9800 lira ceza kesmişler onlara. Ya bence ceza haklı bir durum. Bu yani, haklı bir durum evet. Da sahil kullanamama, sahilden bahsedince aklıma. Bence oradaki sorun koskoca Kate Claw. Anladın mı? Yani kayboluyorlar. Hani anladın mı? Oradaki tek sorun bu yani. Haberin sen, başlığı da çok iyi değil mi? Kitabını yazdın. Kitabını yazdın, imzalandırdın, imzalarını çaktın, işaretlerini bıraktın falan. Ya, o kayboluyorsa biz iyi kaybolmadık yani. Yani kaybolduk tabii ki de. Hani iyi biz bulduk yani. Biz kaybolduk. Biz yani yürüdüğümüz mesafe neydi dedim. Biz seninle kesinlikle baştan sona yürüsek bir daha hani şey yapamayabiliriz. Medeniyete dönemeyebiliriz. Neden yani, öyle dedin? Bulamayacağımız için. Ha, bulamayacağımız için. Ha. Bulamayacağımız için yani. Bulamayız bir daha. Çünkü ya alt tarafı yürüdüğümüz şey ne? 3 saatlik, 5 saatlik bir şey yürüdük değil mi? Hani 3 ağız ve Demre ve hani Kekova arasında. Evet. Ya ara ara hep Likya yoluna giriyorduk ama en uzun yürüdüğümüz parkur oydu. O 5 saatlik falan. Ve kayboldu. Evet, evet. Tek yaptığımız o şeyde kayboldu. Çünkü zor yani. İşaretleri takip etmek hiç kolay bir şey değil. Doğru. İşaretlerde özellikle suyun yoksa. Evet, suyun yoksa ve bilmiyorum çok fazla kafadan ses çıkıyorsa mesela o da bir tehlike. Hani anladın mı? Kaybolmayı anladığın anda hani en büyük tehlikelerden biri o çünkü.
Hani bu ya tarafta... birileri emin olamamaya başladığı zaman şey oluyor. Sen de emin bile olsan kendinden şüphe duymaya başlıyorsun. Bu sefer herkes bir sürü fikir. İşte bence aynı yerde dönüyoruz. Bence şuradan, bence bu tarafa gitmeyiz deyince. Hiçbiri... Değil mi? İnsan beyni biraz da böyle ne yapıyor? Böyle çalışıyor. Hemen o şeye müsaitiz. O anksiyete hani şeyine ne oldu şimdi? Kaybolduk mu? Hani doğru yolda mıyız? Emin misiniz? Hani gelecek tasavvuru hemen. Burada kaç gün yaşarız? Suyumuz yok. Burada iki gün dayanabilsek iyidir. Gelirler mi? Enteresan ya gerçekten. 127 demek, saati izledin mi bu arada? 127 saati izlemedim. Ama şey biliyorum. Ben şey dedim, izlemedim. Ben izledim onu. Hani çok da bir şey yok dedi yani. Sıkışıyor çocuk falan. Evet öyle çok kesinlikle izlemen gereken muhteşem bir film değil ama fena değil. Bence böyle bir sorun var sinemada. İyi bir şey film yok abi. Mesela neden iyi bir yol filmi yok? Nasıl iyi bir yol filmi yok? Yani var tamam. Hani ama bir elin parmaklarını geçmez anladın mı? Hani ne var? Easy Rider işte. Başka ne var? Şeyi izledin mi? David Lynch'in State Story. Hayır. Mulholland hani sayabiliyor. Yok, yok. David Mulholland'ı değil. Bu Mulholland'dan çok daha farklı bir film. Straight Story bayağı böyle yavaş ritimli, böyle basit bir şeyli, direkt şey giden, doğrusal giden bir senaryolu. Çok da basit. Şeyi de çok basit. Bütün konusu şeyi. Ve aşırı tatlı bir film. Ben mutlaka izlemelisin bence. State Story. En son Blue Velvet'i izlemiştim. Ve şey... Bu işte o Blue Velvet'ler, Mulholland'lar gibi böyle, öyle bir Lynch filmi değil bu. Lynch filmi ama... Öyle. Şey gibi mesela. Wild at Heart mesela gayet Wild basit... Heart... Evet, Wild at Heart'tan da daha basit ama bu. Ha, ondan da basit. Evet. Enteresan. Bu kadar basitliğe gönlüm şey yapar mı bilmiyorum. Buldum, tamam. Okay. Ha, yine benim en sevdiğim ablalardan biri var. Laura Dern, şeydeki yine Wild at Heart'taki. Kim o? Hangisi o? Laura Dern, Nikki Grace diye bir karakteri oynuyor. Senin bahsettiğin Inland Empire filminde. Sarışın abla. Ha, orada kekeme bir şey oynuyordu State Story'de. Adamın kızını galiba. Hmm, olabilir. Aynen. Tamam. Şimdi Lynch'in filmlerini şey sayıyor muyuz? Yol filmi. Hani. İşte ben bu Street Story güzel bir yol filmi sayıyorum. Mesela 5 tane iyi yol filmi sayabilir misin? Easy Rider. Bir tanesini söyledim. 5 tane iyi yol filmi. Ben şeyi yok. Seviyorum mesela. Bilek Kesenleri seviyorum. Evet. Okey. Güzel. Yani evet, o da olur. Bağımsız. Evet. Hatta yani mesela zaten yol filmlerinin bağımlı yol filmi diye bir şey. Paris, Texas mesela. Hmm. Aynen. Ya var ya, çok fazla var. Doğru. Ama şu an düşününce aklına gelmiyor insanın. Geçen şeyi izledim mesela. Walkabout yol filmi sayılmaz bence. O daha çok hayatta kalma şey gibi. Aynen biraz daha. Ama Walkabout gerçekten
Olkuva şey yapalım. Bir dahaki bölüm hani ona bir yer verelim. Çok önemli bir film. Çok iyi bir film. Geçen bu hafta şeyi izledim. Cem Yılmaz'ın bence en iyi filmi. Hani bana sorarsan. Hokkabaz. İzledin mi? Hokkabaz'ı izlemiştim ama bayağı oldu. Bir bakın yine istersen. Yani ben şu an benim de bayağı olmuştu falan. Bir şekilde böyle hadi ne yapalım izleyelim mi falan. Bu aralar biliyorsun geldi film şeylerine dadandık. Önce Şener Şen filmleri falan. Sonra oradan sıçramayla Hokkabaz'ı izledik. Ki Hokkabaz'da Şener Şen'in sana bahsettiğim gölge oyunu... Bu arada çok iyi bir yol filmi daha. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Aynen. Doğru. Peki şey gölge oyununu izlemedin değil mi? Hayır. Onu izle mutlaka en kısa zamanda. Ve şey Hokkabaz'daki şey de onunla yani muhtemelen esinlenmiş de zaten Şener Şen'in o filminden. Yavuz Turgun'un yönettiği muhteşem bir film. Ve neredeyse muhteşem bir film. Ve çok acayip bir film gerçekten. Her sahnesinde hani böyle yani Cem Yılmaz olduğunu falan bilmesen ya da şey olmadığını bilmesen mükemmel bir bağımsız film hani diyebilirsin. Ama halbuki bağımsız değil. Yani şu bilmiyorum. An Hokkabaz'dan mı bahsediyorsun? Hokkabaz'dan bahsediyorum. Yani şeyleri, karakterler hani iç içe girmiş olayların şeyi, döngüsü, komedinin şeyi verdiği o lezzetli ayarı falan. Çok güzel bir film bence. Çok çok sıcak ve böyle hani diğer zaten filmin... Cem Yılmaz'ın en gişe başarısı yakalamayan ama kendisinin en sevdiği filmlerden biriydi galiba. Zaten o filmden sonra şey oluyor sanırım. Yani o filmde bayağı gişe konusunda çöküyor resmen. Hani hiç umduğu gibi olmuyor falan filan. Çünkü bir önce Gore'yi falan çekmiş anladın mı? Hani orada yakaladığı şeyle diğeri falan. Ondan sonra zaten böyle şey gibi. Bir de koyan... o şey hani o Hokkabaz'da yakaladığı şeyi bıraktığını düşünüyorum. Çünkü çok ilginç bir film yani. Yani böyle film diliyle incelemek istersen bir bakın izle. Çok keyifli. Ya bayağı beni şey yaptı. Film hani nedir? İyi film nedir yani? İyi film ne yapar insanı? İyi film sinema salonundan çıktıktan sonra başlar. Şey de diyor ki Hitchcock'un bir lafı var. Diyor ki bir filmin uzunluğu insan mesanesinin dayanıklılığı ile doğru orantılı olmalı. Yani. Peki Satan Tango? Satan Tango. İzlemedim. Hala izleyemedik ama 7,5 saat film. Bel Atar'ın. Bel Atar zaten zor bir adam yani. Bir de 7,5 saat Bel Atar, evet. Bence etmeyi seven bir adam olduğunu şu an itibariyle söyleyebiliriz yani. O neyi tercih etmeyi seven? Oyunu atı falan hani oldukça karanlık, iç bunaltıcı, depresif filmler yapıyor sanki Bel Atar. Evet. Biraz hele o 7,5'luk saatine şey saatlik filmine hiç dayanabileceğim. Zaten bende şey oluyor yani. 3 saatten sonra gidiyorum ben abi. Ondan sonra çok benden bir şey beklemeyin yani. Ama bunu bir Yüzüklerin Efendisi seven biri abi, olarak söylüyorum. Ben de gittim. Bak o kadarını söyleyeyim sana yani. Berlin'de Yüzüklerin Efendisi tam 3 saat. O yüzden. Yani ben Berlin'de gitmedim mesela. Sonuna kadar koltuğum ucundaydı. Varken hani şöyle bir gittim geldim falan hani bir
Şöyle şunlar oldu yani sürekli. Ama şeydi yani, pişmanım ama oldu yani. Tabii ne, motivasyon da çok önemli bu filmi. Yani bu, buna değinebiliriz. Bir filmi izlerken motivasyonu. Yani çok şey tüketiyoruz gibi geliyor bana. Yani ne bileyim, bir tiyatroya falan gittiğimde hani biraz daha böyle hani evden çıkarken bir tiyatroya gidiyorum gibi bir şey vardır ya, hani bir, ne bileyim, bir biraz daha hazırlıklı olmayı beklersin falan. Ama sinemaya giderken ya da hani evde falan herhangi bir film izleyeceksem, hani hiç öyle bir, mesela kitap okurken de bir hazırlık şeyim oluyor ama film izlerken çok çok çabuk tüketiyoruz gibi geliyor. Sinema neden böyle bir şey? Yani eskiden muhtemelen böyle değildi. Çünkü şey, fotoğraflar falan görüyorum. İnsanlar sinemaya giderken bayağı, yani Türkiye'de de Beyoğlu'nda falan hani takım elbiseyle şeyle falan insanlar gidiyorlarmış öyle yani. Bugün hani pijamayla falan, özellikle pijamayla gidiyorum sinemaya hani. Daha rahat o, edeyim. Ne, yani sinema zaten altın çağını çok geride bırakmış bir form. Mesela 1930'larda işte o arabalı sinemaların falan olduğu dönemde Amerika'da. Amerika'da her hafta çok çılgın bir sayıydı. Nüfusun, bütün Amerika nüfusunun %70'i mi ne sinemaya gidiyormuş her hafta. 1930'larda. Altın çağı mesela Amerika'da sinemanın 1930'lar deniyor o yüzden. Ama bu skala gittikçe düşmüş. Yani şu an sinemaya gitmek diye bir şey yok gibi de insan. Bütün toplumlarda az yani. Çok büyük azınlık. Onun için farklı şeyler, mecralar, platformlar falan kuruluyor. Aynen, sinemaya artık yani o istiyor. Ama hala mesela ne bileyim, bir konsere gittiğinde... Bir de mesela her şey zaten çok hızlı. Daha da hızlı yapılmaya başlanıyor gibi. Mesela üretilen her şey, yani insanlar bilgi arttıkça zamanını daha değerli şeylere veya kendisine daha değerli gelen şeylere, ama hepsine de çok hızlı bir şekilde. Şey, mesela YouTube'daki videoların çoğuna falan bakıyorum. Hı-hı. Görüyorum yani şey, böyle YouTube'a bir şeyler yapan herkes nasıl yapıyor biliyor musun? Konuşmada verdiğin aralıklar, esler var ya, onları aradan keserek falan yapıyorlar. Böyle her aldığın nefes, konuşmadaki aralık kesilip falan böyle muhabbet devam ediyor. Bu da neden diye düşünüyorum yani. İnsanların bir şeylere vakit... Karanlık mı oldum? Tam değişikliği. Hazırlıksız yakalanıp şarj. Sen şarj et, ben de bu konudaki düşüncelerimi toparlamaya çalışayım. Evet. Gittikçe daha her şeyi hızlı yapmaya çalışıyoruz gibi mi? Öyle mi? Öyle. Bence öyle. Çünkü şöyle bir şey var. Hani mesela bugün bile şeyi düşündüm sürekli, hani bir, ne bileyim, hani uyandım falan, böyle hadi kahvaltı edeyim, işte şeyi kaçırmayayım, günü kaçırmayayım, ne bileyim, bir şey okuyayım, bir şey izleyeyim, biraz gitar çalayım, hani işte zihni dolaştıracağım falan filan, sürekli bir şey içindeyim, gün içinde. Ve böyle akşamını şeyi hissettiğim günler oluyor. Ya bugün hiçbir şey yapmadım ya, hani bugün boşa geçti falan. Ama bunu, çok fazla bir şey yapmayı düşündün oluyor değil mi? Evet, ve bununla ilgili şeyi düşündüm sonra. Hatta Montaigne'in de böyle bir şeyi vardı sanırım, bir denemesi de vardı. Şey diyordu Montaigne. Nasıl bir şey yapmadın? Yaşadın ya diyor. Yani ne demeye çalışıyorsun yani? Bundan daha ne olabilir ki? Hani insanlar sürekli bir şey yapmadım ya da boş zaman geçti gibi bir şeyden bahsediyorlar ama temelinde hani bütün şey, durum, hani bu değil mi sadece? Var olmak.
Hani diğer bütün her şey bizim hani o araya sıkıştırdığımız içerik ve paragraflardan ibaret. Evet. Halbuki tek gerçeklik hani var olmak, burada olmak ve hani diğer her şey bir konsept. Konsept yani şey de var. Mesela tek bir gün, hayatında tek bir gün yaşamak aslında yeterli bir süre gibi. Hani, çünkü bütün her şeyi, yani nasıl söyleyeyim sana bunu? Ya bir yandan şöyle bir dünya var. Bütün baktığımız yıldızlar, baktığımız güneş, ay, doğa, aslında her şey hani hep aynıydı. Yani ilk dünyanın varoluşundan bugüne kadar bütün insanlık, bütün canlılar aynı güneşe baktılar. Ve aynı yıldızın altındaydık her zaman. Ve yaşadığımız şeyler aslında aynı. Hani form olarak. Sadece bir gün ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ya bu sadece şey bir karamsar bir tablo falan çizmek gibi bir derdim yok. Yok, karamsar gibi bir şey değil ki bu, sadece ben mesela şey düşünüyordum onu derken, hep yıldızlar aynıydı falan. Biraz değişiyorlar, çok az değişiyorlar ama gerçekten baktığımız gökyüzü, yani milyonlarca yılda ya, falan çok değişmeyi biz algılamıyoruz sonuçta. Evet, hiçbir şekilde algılayamazsın. Baktığın gökyüzü hep aynı. Ben bu ya arada daha yeni yeni şeyleri şey yapabilmeye başladım. Takım yıldızları falan. Bu durumda hoşuma gidiyor. Evet, çünkü geceleri çıkıp biraz gökyüzünü izlemeye başladık. İşte o takım, mesela Dipper vardı. Ne o, büyük ayıyı bulabiliyorum artık. Şey mi yapıyor? Çiziyor mu gökyüzünü? Aynen. Yani zaten çok belli şeyleri. Kendini belli ediyor ya. Şimdi bunların yani biraz olayı... baktığında hiç ilgilenmiyorsan yabancı, karma karışıkmış gibi geliyor ama biraz baktığında hep aynı şekilde orada duran şeyler. Kesinlikle. Yani mesela en basitinden kutup yıldızını havada karada tabii o bir ilk giriş aşaması o. Oza, evet doğru. yıldız haritasına giriş aşaması, kutup yıldızı. Yani bu mesela bu insanlar bir 5000 yıl önce yaşamış bir insanın şeyini düşün. Neler mesela o yıldızlara bakıp neler düşünmüşler? Düşün. Ve oradan buraya geçen bütün o şeyde 5000 yıllık o sürede. Mesela hani 5000 yılda hangi adam, isimleri de biliniyor da, isimleri bilinmeyen de var bunu yapabilen. Gerçekten o yıldızlara bakıp onların çok uzaklardaki bizimkiler gibi aynı güneşler olduğunu algılayabilen insanlar olmuş. Hiçbir teknoloji, bilgi falan olmamasına rağmen. Bunu düşünmüş ve tasavvur etmiş, tahayyül etmiş adam. Alo, gittik mi? Alo. To be or not to be, to free or not to free. Crawl or not to crawl, fuck all those perfect people. To sleep or not to sleep, to creep or not to creep. And some can't remember what others recall. Fuck all those perfect people. Sleepy
am waltzing through. No, I'm not talking about you. To stand or not to stand, to plan or not to plan, to stall or not to stall, fuck all those perfect people, to drink or not to drink, to think or not to think. Some choose to dismember your rise and your fall, and fuck all those perfect people. Sleepy eyes waltzing through. Well, I'm not talking about you. To sing or not to sing, to swing or not to swing. Hell, he fills up the silence like a chalk on the wall. Fuck all those perfect people. To pray or not to pray, to sway or not to sway. Jesus died for something or nothing at all. Fuck all those perfect people. Sleepy eyes walk and through. I'm not talking.